Eurotrend yatırım ortaklığı, yani günlük bilgim olduğu bir kağıt değil, onu bir söyleyeyim. Şimdi burada dikkatimi çeken iki şey var. Şöyle bir çanak var. Bunu katlamak üzere. Şuradaki çana. Şöyle tam bir oturtamadım ama. Şöyle oturtursak. Katlama noktasına çok yakın. Yani bir, özür dilerim, 2.45'ler orayı katlıyor. Yani niye çıkıyor, tırmanıyor? İnan hiçbir bilgim yok. Onu da söyleyeyim. Baktığımız zaman yani şu çanın direncinden koysak, aslında önceden koysaydık şeye gelmişti. Altın oranı gelmişti. Yani şuradaki tepeyi kullansaydık, ama çok dik hareketleri var kağıdın. Yani şimdi benim bu normalde bu Fibonacci oranını şöyle koymam icap eder. Son tepe burası. Son tepeyi esas aldığımız zaman altın oranı 3.11'di. Onu söyleyebilirim. Yani altın oranı dediğim 1.618 Fibonacci düzeltme seviyesi. Genellikle yukarı hareketlerde %100, yani birin kırılımında ondan sonraki Fibonacci hedefinden bahsediyorum. Yani %100 gelir diye bir şey yok. Orası oluyor, ama olur mu olmaz mı bilmem, garantisini de vermem. Onu da söyleyeyim. 50 günün üstünde kaldığı müddetçe 50 gün 1.76, orta vadede yukarı 20 üstelin üstünde kaldığı müddetçe şu tür hareketler devam eder. Yani 20 üstel 1.86. Bir stop koymak tabii ki oralara çok şey, nasıl söyleyeyim, uzak, kayıplara neden olur. Onu da anlayışla karşılarım. 5 gün bile şu an çok uzak, 2.08. Yani ilk süren stop olarak kullanmak için orası bile haliyle birçok kişinin canını yakar. Ama 2.18 bir destek olması beklenir. 2.18'in ve biraz altına da stop konulabilir. Yani madem kırdı bir önceki tepeyi, artık orayı, yani burada bir direnci varmış arkadaşlar, şöyle göstereyim. Orayı bir stop olarak almakta veya biraz altını bir stop olarak almakta bir sakınca yok. Tabi akımlar yukarı gözükür neye bakarsanız bakın. RSI 75'te bir önceki düzeltmesi 79'da gelmiş. Mesela 88'de gelmiş. Burayı tamamen sizin şeyinize bırakıyorum. Risk algınıza bırakıyorum. 78, 81. Söylüyorum, her zaman da uyarıyorum. Yani bu tür küçük kağıtlarda 100'e de gittiği oldu. Bunda olmamış hiçbir zaman da 2012'den beri. En yüksek 90'dayken düzeltme gelmiş. 80'deyken ondan önceki tepede, 87'de RSI tepesi. Dolayısıyla stratejinizi buna göre geliştirebilirsiniz. Bir sakınca yoktur. Teknik anlamda da doğrudur, yani zaten öyle hareket edilir. Teknik analize göre. Ama şirketin tabi özel bir şeyi vardır. Hep söylüyorum, bilemem. 10 tavan yapar, 20 tavan yapar. Görmediğimiz şeyler de değil. Onu da hatırlatayım. Özel bir formasyon yok. Bir dönüş formasyonu yok. 3 tane, 3 beyaz asker yapmış burada. Formasyon olarak. Akım yukarı devam ederse. Ve gap bırakmamış. Onu da söyleyeyim yani. Açmış, işlem görüp de yapmış bunları. Yani bugün bakayım mı? Fitil var gibi altında sanki ama. Evet. Yani her gün açıp birileri bu kağıdı toplayıp götürüyor yani. O belli de. Her gün açmış ve işlemle yükselmiş, alçalmış falan. Yani mesela bir gün önce, bugün düşüp düşmediğini bilmiyorum. Tavan kitleyip kalmış olabilir. En azından şunu söyleyebilirim. Birileri topluyor, götürüyor kağıdı işte. O, yani bu kağıdın nereye varacağını da onlar bilir. Kim bu harekete neden oluyor? Ya da kimler? Veya grup mu, fon mu? Onu bilemem. Dediğim gibi onların bileceği bir iş. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.